Şimdi bu kurtarma takımının şöyle bir özelliği var. Aslında e, mühendislerden e, saha açacak, göçük kaldıracak, e, efendime söyleyeyim yaralıya, insana ulaşacak yolu açan bir takım afad. Ama bu takımın içerisinde mutlaka tıbbi bir ekip bulunması gerekiyor. Çünkü yaralıya, göçük altında kalmış, enkaz altında kalmış insana ilk müdahaleyi bu takım açtığı zaman takımın içerisinde tıbbi eğitim almış kişilerin de bulunması gerekiyor. AFAD takımının tıbbi e, ekibinin e, UMKE tarafından üstlenildiğini söylemeliyim. UMKE nedir? Onu da açıklayayım. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışıyor. E, sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından oluşturulan gönüllülük es esasına göre çalışan bir e, kuruluş. Bizleri afet anında normal hastanelerde sağlık hizmeti göremediğimiz zaman kurtaracak takımın adı UMKE. UMKE ve AFAD bu Birleşmiş Milletler Takımı'nda işbirliği yapıyor. Ee, biz bu kurtarma takımında yaralıya ilk müdahale edecek e, tıbbi işleri sürdürmek üzere bu Birleşmiş Milletler Tatbikatı'na katıldık. Ben bu tıbbi ekibin medikal direktörüyüm. UMKE İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de kurulmuş bir e, takım. 81 ilde yapılanması var. İstanbul'da 2300 UMKE eğitim e, eğitiminden geçmiş gönüllü var. İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Murat Yüksel'in kontrolünde. Acil ve Afet Şube Müdürü Mustafa Bey'in e, sorumluluğunda olan bir yer. E, son bir yıl içerisinde 25'ten fazla yurt dışı görevine katılmış bir ekip bu. UNKE ekibi. E, kendilerini hayat kurtarma konusunda bilinci sahip olan insanların harekete geçtikleri zaman ilk uyurulacakları yerin, ilk eğitim alacakları yerin UNKE olduğunu biliyorum herkesi UMKE'ye davet ediyorum.